Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik süreci macerası başladığında ben tabii konuya hakim değildim o sıralarda, 8 yaşındaymışım. 1963 yılı Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu, o zamanki adı Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu tam üyelik mutabakat zaptı anlaşması 1963 yılında imzalandı. Sonra bizim gençlik yıllarımızda 70'li yılların büyük türbülansları girdi. Büyük iç savaş gibi bir yerdi Türkiye. Bu arada ama yine de adamlar namusluydu. Yani o dönemin Avrupalı politikacıları Türkiye'ye daha karşı daha dürüst bir kimlik taşıyordu. Çünkü biz NATO'nun Sovyetler Birliği'ne karşı en zorlu yerinde olan bir devlettik ve bize çok ihtiyaçları vardı. Yunanistan, bilhassa İspanya'yı falan alırken Avrupa Ekonomik Topluluğu'na o dönemde Türkiye'ye sordular, geliyor musunuz diye. Bizim rahmetli Bülent Ecevit o zaman işin başındaydı. Şöyle bir slogan üretti. O bayağı meraklıydı böyle sloganlar üretmeye. Onlar ortak, biz pazar olacağız diye. Ya senin neyin var ki ne pazarı olacaksın? Yani adam diyor ki bak, Yunan'ı alıyorum, İspanyol'u alıyorum, seni de alayım. O zaman o niye yaptı bunu biliyor musunuz? İki nedenden yaptı. Bir, Amerika'nın lafını dinledi ama en önemlisi, şimdi tabii sermaye gruplarının adını falan vermek istemiyorum. Hepsini biliyorsunuz. TÜSİAD grubu o zamanın dev kuruluşlar. O zamanın TÜSİAD grupları ve sanayicileri Türkiye'yi bir nevi palazlanma, bir nevi fiili sömürge olarak gördükleri için Avrupa Ekonomik Topluluğu işlerine gelmiyordu. Tam tersine, yüksek vergi duvarlarıyla kendi ürettikleri berbat arabaların, buzdolaplarının, çamaşır makinelerinin satılmasını istiyorlardı. Açık konuşacağız. Böyle. O yüzden Türkiye Avrupa Birliği tramvayını 70'li yılların sonlarında kaçırmıştır. 80'lerin başına geldiğimizde de darbe oldu zaten. Darbeden sonra, gerçi sonra Özal bir başvuruda bulundu, işte tam üyelik başvurusunu yaptı. Daha sonra hiç unutmuyorum, rahmetli Deniz Baykal, Tansu Çiller hükümeti ortaktı. Dışişleri Bakanı olarak serbest ticaret anlaşmasını imzalayan taraf oldu ama Türkiye'nin öyküsü buralara kadar geldi. Bizim oraya üye olacağımızı falan da ben sanmıyorum artık. Yani bir o konu, ama işin ilginç yanı, biz üye olamadan kendileri dağılabilir. Öyle de bir durum var. Çünkü bakın, eğri oturup doğru konuşalım. İngiltere'nin ayrılması bir tesadüf değildi bu Avrupa Birliği'nden. Çünkü Avrupa Birliği'nin çekirdeğini İngiltere temsil etmiyordu. İngiltere sanki kıta Avrupa'sına dışarıdan bağlanmış bir ada devletiydi Avrupa Birliği içindeyken. Avrupa Birliği dediğiniz şey bir Fransız-Alman dostluk hattıdır. Jacques Delors, geçenlerde kaybettik, Fransız, bunu öyle bir organize etti ki İki Dünya Savaşı'nda büyük savaşlara neden olan Fransız ve Alman rekabetinin sıfırlanmasını ve bu yolla da Avrupa'da kalıcı barışın sağlanmasını sağladı. Yani Fransa ile Almanya'yı hem NATO'da buluşturan hem de ortak bir ekonomik zeminde buluşturan bir keyfiyet yarattılar, bir durum yarattılar. İngiltere zaman içinde bu işin kendi lehine çalışmadığını, kendi imparatorluğunu tehdit ettiğini gördü ve ayrıldı. Bence de doğru yaptı. Fakat şimdi durum biraz daha karışıklaşıyor. Çünkü Almanya'nın bünyesinden aşırı sağcı, ırkçı denilen, neonazi denilen bir partinin yükselişiyle karşı karşıyayız. Hep anlattım. Berlin yakınlarında Potsdam'da bir otelde toplanıp tıpkı Adolf Hitler'in 1942 Wannsee toplantısı gibi bir toplantı yapan ve Almanya'da yaşayan yabancıların hepsinin
muhtemel bir Almanya için alternatif partisinin iktidarında kolundan tutulduğu gibi dışarı atılmasını, bir tür Almanya'da etnik, fiili etnik temizliği kararlaştıran bir partiden bahsediyoruz. İki haftadır milyonlarca Alman bu partinin kapatılması için çalışıyor. Sokaklardan çekilmiyorlar. Her hafta sonu sokaktalar. Birinci hedef bu parti. Oysa bu parti güçleniyor. Ve bakın, o partinin Alice Wieder, partinin genel başkanı 2022 yılından beri bir kadın ve çok iyi bir yatırım bankacısıymış. Şimdi oranın başına geçmiş. Financial Times'a yaptığı açıklamayı okuyorum size. İngiltere'nin almış olduğu Brexit kararı Almanya için de kesin doğru bir karardır. Bu nedenle Dexit, Deutschland yani, Dexit için kolları sıvadık, bunu başaracağız. Ya Almanya zaten Avrupa Birliği'nden giderse Avrupa Birliği diye bir şey kalmaz. Herkes sepeti koluna, herkes yoluna. Bakın, İngilizlerin yaptıkları Almanlar için de model örnektir. Bir millet kendi egemenliği içinde benzer kararlar alabilir. Şimdi diyeceksiniz ki Ardan abi, bunun cürmü ne ki? Anlatacağım, cürmü yüksek bu kadını. Öyle dalgaya alınacak bir kadın değil. Öyle %2, %3'lerden bahsetmiyorum. Geliyorum. Biraz sabredeceksiniz. Partimizin liderliğindeki hükümet öncelikle Avrupa Birliği'nde bir reform başlatacak. Hedef demokratik sistemin yapılanmasıdır. Bu nedenle Avrupa Komisyonu mevcut gücü kabul edilemez. Yani Avrupa Komisyonu dediğimiz işte Ursula von der Leyen, Charles Michel falan gibi bürokratlar Brüksel'deki. Avrupa bugün seçimle iş başına gelmemişler tarafından yönetiliyor. Bu ta Margaret Thatcher döneminden bu yana İngiltere'nin söylediği bir laftır. Geçmiş olsun Avrupa'ya. Çünkü doğrudur. Hakikaten doğrudur. Çünkü Avrupa Birliği'ni siz uluslararası üstü bir şemsiye haline getiriyorsunuz. Bütün kadim milletleri bu şemsiyenin altında topluyorsunuz. Fakat Avrupa Birliği adına karar verenler herhangi bir seçim prosedüründen değil, atamayla geliyorlar. Şimdi orada böyle bir karışıklık var. İngiltere, inanın bana, öncelikle bu nedenden ayrıldı Avrupa Birliği'nden. Kadın devam ediyor. Eğer reform başarılı olamazsa, Avrupa Birliği üyelerinin tam egemenliğini sağlamakta başarısız olursak, o zaman İngiltere'nin yaptığı gibi halka fikrini soracağız. Böylece bir Dexit referandumunun yolunu açacağız. Bu Almanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasıdır. Peki, bunu yapabilir mi? Eğer bu tempoda giderse yapabilir. Niye biliyor musunuz? Şu anda Almanya'da federal düzeyde bu partinin oyu %23-%25 bantına oturmuş durumda. Peki, Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi dahil bugünkü Alman hükümetini oluşturan 3 partinin tek tek oyları Almanya için alternatif partisinin altında. Hiçbiri bu oy oranına yetişemiyor. Ancak ve ancak koalisyon hükümeti kurarak bunları hükümet dışında tutabiliyorlar. O da belli değil. Niye? Çünkü yakında seçim yapılacak olan Almanya'nın doğusundaki 3 eyalette bu partinin oy oranı, sıkı durun, %36. Ben ne diyorsun, ne dediğimi biliyorum. O yüzden söyledim size. Bunlar bu hızla giderse bu noktaya gelirler. Ondan sonra biz daha üye olamadan dağılmış bir Avrupa'yla karşılaşabiliriz. Hoşça kalın.